Merhaba Emel. Merhaba Zeki. Ne haber? Yüz yüze yapalım diyorduk ama... Yan yana yapıyoruz. Bunu düşünmemiştik. Bunu düşünmemiştik, evet. Kısaca şöyle bir bahsedelim dinleyenlerimize, tamam. Dinleyicilerimize. Biz şimdi Eskişehir'e gidiyoruz. Zeki'nin güzel bir tane karavan artı araba artı minibüs artı işte neyse. Çok teçhizatlı aracıyla Eskişehir'e doğru yola çıktık. Eskişehir'e gidiş sebebimiz ne Zeki? Sen hem şimdi araba kullanıp hem çekim yapabilecek misin acaba? Ondan biraz tereddüt ettim ben. Yapabilirim, yok. Gözümü hiçbir şekilde yoldan ayırmıyorum. Tamam. Niye gidiyoruz? Emniyet kemerlerimiz takılı zaten. Hız sınırlarına sonuna kadar uyuyoruz. Evet. Sularımızı da aldık yanımıza. Tamam. Zeki. Çişimizi yaptık. Ha pardon, söylemiyordum. Bir mola verebiliriz belki ileride. Eskişehir'e çiğ börek de yiyeceğiz ama asıl gidiş gayemiz... Sevgili Dilek Hanım bizi çağırdı. Dilek Eroğlu. Dilek Eroğlu. Buradan el sallıyoruz ona. Kanal 26'da bir program yapıyor. Adı da... İnsana iyi gelen şeyler. İnsana iyi gelen şeyler. Biz de iyi geldiğimize göre insanlara. Değil mi? Biziz de sağ olsun. En doğal misafir biz olabiliriz diye sağ olsun bizi davet etti. Orada bir çekim yapmaya gidiyoruz. Sanıyorum o zaten yayınlanıyor. YouTube'a da ekliyorlar herhalde. Evet. Sen de Instagram'a koyarsın. Koyacağım. Linkini koyacağım. Gidiş sebebimiz o. Hatta biz bu podcast'te başladığımız zamanlarda böyle fantazilerimiz de vardı bizim. Yok, yolda çekim yapalım. İşte bir yerlere gidelim, seyahat ettiğimiz o yerde insanlarla konuşalım falan gibi. Bugüne kısmetmiş. 3 sene sonra, 3,5 sene sonra, değil mi? Evet. Çeşitlendiririz. Farklı şeyler yaparız, niye olmasın? Ya yapılabilsin tabii ki. Yazın aslında ben çok istiyorum hakikaten. Mesela bizim orada bir taksi durağı var. Çok da efendiler, hepsini de tanıyorum ben sürekli taksiyle gidip geldiğim için. Onlar da beni tanıyorlar. Mesela istiyorum böyle merhaba dostlar diye böyle girip bir muhabbet etmek istiyorum. Çok eminim anıları, değişik şeyleri vardır. Bir iş görüşmesinde ben bu özgeçmişlerdeki hani uğraşlara da bakarım özellikle, evet. İçi dolu mu diye. Bir tanesi şunu yazmıştı. Yaşlı insanlarla sohbet etmek. Evet. Dedim ne alaka? Çok güzel hikayeler oluyor demişti. O yüzden de eminim ne yaşanmışlıklar var ne hikayeler var. Evet evet. Çok güzel anılar olabilir. Her birisi. Sen yazın da yapalım deyince plajda yapalım diyeceksin zannettim de. Hayır. Benim dikkatim dağılır konuşamam diye. Sana şey gözlüğü takarız. Ayıptır söylemesi. At gözlüğü. Sadece beni görürsün. tabii canım plaj da olur. Neden olmasın? Çok ses olur dışarıdan. Çok böyle ses olur. Şey yapamayız. Dinleyenlerimizin de dikkati dağılabilir. Umuyorum araba sesi gelmiyordur ama artık yolda olduğumuzu artık biliyorsunuz. Artık gelirse şimdi bizim şey çok güzel oluyor. Hani bir tane stüdyomuz yok. Seyyah olduğu için işte arabada her yerde çekim. Gerçi bu Power Podcast'in Power FM'in podcast şenliği vardı hatırlarsan. Hı-hı. 2018 evet. Miydi gitmiştik. Galiba. O zaman da çıkışta arabanın içerisinde çekmiştik. Ha, hatırladım. Dolayısıyla doğru. Evet evet. O yüzden bence bir problem olacağını düşünmüyorum. Bu arada bu yol ne kadar böyle bomboşmuştur. Ben hep trenle gidip geldiğim için Eskişehir'e. Bunun niye böyle şey yok? Ağaç mağaç hiçbir şey yok. Ankara çıkışı diye mi? Ankara Eskişehir arası biraz kıraç bir toprak. Ağaçlandırmak için uğraşılıyor ama doğal hali bozkır. Peki tabii trenle gidince bunların hiçbirisini görmüyorsun. Tren hızlı geçtiği için. Ya ama o trende hani 200 kaçla gidiyor? 220 mi? 250 ile gidiyor. 250 ile gidiyor. Şimdi dışarıya baktığın zaman aslında sanki tren normal hızda gidiyormuş gibi görüyorsun. Evet. Bunun da sebebi camların özel olmasıymış galiba, değil mi? Yanlış. Camlarda bir filtre mi var, bir şey var mı? Yani çok hızlı gittiğini algılayamıyorsun. Normal hızda gidiyor gibi geliyor sana tren. Olabilir. Bir asıl sebep de bence rayların özel olarak bu amaçla yapılmış olması. Hiç sarsıntı yok. Eskiden hatırlar mısın böyle tıkır tık tıkır tık sesler gelirdi. Ay çok gelirdi. Severim ben onu. Ben de severim. Ninni gibidir o. Evet. O da hani fiziğe girelim biraz. Isınınca cisimler uzar ya özellikle, evet. Metaller. Hı-hı. Haliyle Türkiye'de sıcak diyelim ki o raylar uzayınca böyle S gibi hale gelmesin diye aralara birer parmak her ray demiri arası birer parmak boşluk var. Yazın uzayınca orası kapanıyor, kışında açılıyor. Normal haline geliyor. Ha. Hatta şeylere dikkat edersen elektrik tellerine yazın daha sarkar.
böyle aşağı doğru. Evet, onun sebebi o yüzden kışın mi? Kışın daha dik, böyle gergin durur. O gergin yüzden. Gergin durur. O zaman için sıcak sarkıtıyor, esnetiyor. Soğuk dinginleştiriyor. Bunu vücut için mi söylüyorsun? Vücut için. O zaman bizim seninle şu yaştan itibaren İskandinav ülkeleri. Sibirya, İskandinav ya. Orada direkt Sibirya. Yaşın da donuyor. Her bir yer donuyor. Şimdi herhalde teknoloji gelişti. Artık aralarını kaynatıyorlar. Belki araya başka tür bir metal koyuyorlar. Bilmiyorum onu. O ses hiç yok birincisi. İkincisi de hani yine teknoloji sayesinde dümdüz o şeyler, raylar. Ben bir kez daha önce hızlı tren değil de hızlandırılmış trenimiz vardı Ankara İstanbul'da. Evet. Hakikaten eski bildiğin ta Abdülhamit döneminden başlayıp Atatürk'ün devam ettirdiği o demir ağlarla örme ne diyeyim? Yollar. Yollarda. Tabii Ankara'dan kalkıyor, Haydarpaşa'ya gidiyor tren. Normal belki de o zaman yapıldığında en fazla 70-80 ile gidebilecek şekilde yapılmış. Oraya 120-130 hani gaz diyeyim, hani gazı sonuna kadar basarak evet gidiyor. Ben de bir kez bindim ona. Evet. Ankara'dan bindim. Haydarpaşa'ya tam 5 saatte vardı. Normalde 7-8 saat sürüyor diyelim ki. Hı hı. Ama abartmıyorum, tren çıldırmış gibi gidiyordu. Viraja bir giriyor böyle, diyelim çay içiyorsun, çay yandakine doğru uzanıyor. Sen çok buradan idare et, ben de öbür taraftan içeceğim. Şey gibi böyle hani yürürken böyle arka tarafını böyle çok oynatan evet bir şeyler oluyor böyle, evet, hani onun gibi. Fingirdek. Tabii ne yazık ki kaza olmuştu Pamukova civarında. Hmm. Hani ben normalde hani araba kullanan bir kişi de bir viraja aşağı yukarı hangi süratle girileceğini tahmin eder. Tabii. Ya nasıl bu hızla bu viraja giriyor, nasıl devrilmiyor bu trende içinden düşünmüştüm. Sonra işte devrildi ve ölenler olmuştu. Allah. Ondan sonra dediler ki ya bu hani hızlı tren bu demek değil diye komple yeni hat yapıldı. Çok iyi oldu. Bir sebebi de büyük ihtimal o hatların düzgün olmasıdır. Aslında ben her yere trenle gidilme taraftarıyım. Çok hani severim ülkenin içerisinde. Çok. Sen gerçi Kars'a da gitmiştin hatırlarsan. Evet, evet. Benim hala o içimde var. Gitmek istiyorum Kars'a da o trenle. Keşke hakikaten her yere olsa. Evet. Bu hani birkaç ay Hindistan'da kaldım demiştim ya. Evet. Ganj'ı görmek istiyordum. Tabii benim çalıştığım, bulunduğum yerler daha aşağıdaydı. Orada da her yere tren var. Ama ülke çok geniş olduğu için dedim ya ben bir Ganj'ı görmek istiyorum. Tabii dediler ya tren var oraya. Hani buradan 1'de binsen 3'te 4'te orada olursun. Ha. Vay iyiymiş dedim ya. Pardon dediler. Ertesi gün 3'te 4'te. Şimdi onun sabaha karşı 3'te 4'te. Ertesi günmüş. 26-27 saat. Bir de şeydir o tabii. Düşünsene tıka basadır. Hani filmlerde falan da görüyoruz ya işte Hindistan'daki otobüsleri, evet, toplu taşıma araçlarını falan alt alta üst üste gidersin evet herhalde. Evet, evet. Çok, ama ben tren yolculuğunu gerçekten çok severim. Keşke şey olsa da, fırsat olsa sürekli işte bu şeyden dolayı biliyorsun, pandemiden dolayı yok iki aşı lazım. Yok iki aşın yoksa bir aşın varsa şu lazım, bu lazım diye. O biraz insanı kısıtlıyor tabii. Ama güzel bir yolculuk. Bir de bir misafirimiz var arabada. Evet. Bir saniye ben şöyle mikrofonu ona doğru uzatacağım. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim şey yapmadan önce, tanıtım amaçlı. Şimdi Zeki biliyorsun ben çok havalıyım. Saraylarda yetiştiğim için, aha, dadılarla falan büyüdüğüm, aha, için. Ve de makyaj özürlü olduğum için şimdi bugün stüdyoda çekim olacağından dolayı arkadaşım var Nevin, onunla konuşuyorduk ya dedim ben orada dedim nasıl yapacağım makyaj falan yani sistem makyöz var mıdır falan böyle konuşurken dedi ki ben de eğer dedi götürürsen makyajını ben yaparım dedi sağ olsun. Arkadaşım Nevin, makyözümü de götürüyorum yani yanında. Sen dımdızla kaldın tek başına. Bilemiyorum artık. Saçlarımı tarayıp çıkacağım ben de. Saçları işte erkek olmanın avantajları. Evet Nevin'cim, sen kimsin, nesin, ne yersin, ne içersin? Biraz kendinden bahset. Ben değilim öncelikle. Belki de hata yaptım bunu diyerek Emel'ciğim. İnşallah mahcup olmam. Kendimi tanıtayım. Ben edebi çeviri yapıyorum. Evet. Huzur evine çalışıyorum. Biraz daha yüksek sesle konuş. Koçluk. Koçlukta tanıştık, evet. Koçluk eğitiminde tanıştık ve çok iyi dost olduk.
Zeki Bey'i de sesinden tanıyordum. Şimdi yakından da görme ve dinleme imkanına kavuştum. Çok güzel. Ne düşünüyorsun Zeki hakkında? Sağda ineyim ben. Düşünüyorum. O düşüncelerimi dile getirmeliklermiş. Ya çok güzel. Böyle yollarda podcast'ine ben de konuk olduğum için mutluyum tabii. Eskişehir'de ilk defa gidiyorum. Çok güzel. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Ay, çok İyi yolculuklar diliyorum. Evet. Tabii makyöz değil tabii ben şey yaptım onu latife olsun diye söylemiştim. Sağ olsun. Yüzüme bulaştırdım. Çok iyi oldu. Bulaştır sen yüzüme gözüme. Sağ ol Nevin'cim. Çok teşekkür ediyorum gerçekten. Evet durum böyle. Peki Emel yolculuk ne demek sence? Hadi bakalım bir metafor atayım ortaya. Bir metafor at. Peki yolculuk ne? Yolculuk bence bir heyecan ve macera, merak. Seviyorum ben yolculuk yapmasını. Bazı insan sevmez ya. Sen de gerçi sevenlerdensin de değil mi? Yani fark etmez tren, otobüs, işte ne bileyim dolmuş, araba. Dolmuşla gidip de yolculuk yapamazsın da. Her şekilde seviyorum ben, tercih ediyorum. Çünkü önemli olan A noktasından B noktasına gitmek. Nasıl gittiğim benim için çok önemli değil. Ama giderken yolda neler yaşayacağımın heyecanı olur bende çok fazla. Bu şey ne o okullardaki şeyi soracaksın zannettim hani A noktasından B noktasına bir araba saatte 60 kilometre gidiyor. B'den de A'ya birisi 70'le gidiyorsa nerede yok, karşılaşırlar? Benim kafa basmıyor biliyorsun matematikle ilgili hiç şeyim yok. Benim için heyecan, merak, macera. Senin için ne ifade ediyor hayat? Aman hayat demişim yolculuk. Tam aklımdan da bak bir yandan da düşünüyorum hayatla yolculuk, hayat bir yolculuktur falan diyecektim. Neyse evet. Ben özellikle bu koştukla uğraşmaya başladıktan sonra içinde bulunduğum anın kıymetini daha fazla anlamaya başladım. Belki de biraz da yaşım da ilerleyince ibreye bakıyorum az kalmış. öyle olunca da yolculuğun kendisi de benim için bir keyif. Evet bir yere varmak. Şimdi evet. Eskişehir'e doğru gidiyoruz. Gözümün önünde kara kedi bozası. Haşhaşlı çörekler, çibörekler çibörek falan böyle resmi geçit yapıyor. Evet, hani ulaşabilirsek inşallah oradayız. İnşallah. Ama şu anda mesela Temelli'ye giriyoruz. Temelli'nin de böyle bir göl var burada. Hatta kuşların da gelip, ne denir, göçmen kuşların da geldiği. Çevresini de güzelleştirdiler. Şimdi iki gölün tam ortasından da yol geçiyor. Şimdi bu görülmeye değer bir şey. Bunu es geçip de bir an evvel varalım Eskişehir'e demek. Evet. Evet. Bir acelemiz varsa hani Allah korusun acil bir yere yetişmeye çalışıyorsak elbette ama. Tabii. Onun dışında ben keyif alınmasından yanayım. Yani bu hani yemek yerken de keyifle yiyelim. Doğru. Yiyelim bir an evvel şuraya koşturalım değil. Şöyle bir örnek vereceğim. Danışmanlık verdiğim bir şirketin patronu var. Patron da böyle hani bazen demeyeyim çoğu işkoliktir ya böyle severler evet, girişimi evet. Yeni şeyleri falan. Aslında 3 fabrikası var, birkaç oteli var, inşaatta da var galiba. Birkaç sektöre daha girmek istiyor ama çoğuna da böyle kurumsallaşmış bir yerde olmadığı için kendisi karar veriyor, kendisi koşturuyor falan. O yoruyor kendisini yani. Evet. Ya Zeki dedi bir şeyleri kaçırıyorum gibime geliyor. Hani birkaç sektöre daha girme anlamında kaçırıyorum gibime geliyor. Ben de ona şey dedim. Evet hayatı kaçırıyorsun evet, dedim. Evet doğru. Doğru söylüyorsun. Çalış nereye kadar? Nereye kadar? Yolculuk da o yüzden benim için böyle bir şey. Keyif. Ben bir de şeyi çok seviyorum. Bana her zaman şey derler. Sen çok iyi bir muavinsin derler mesela. Hmm. Şey yapmam. Yardımcı olurum yani. Ben muavinlik yapmayı da seviyorum. Araba kullanamadığım için herhalde. Bir de gerçekten senin gibi gittiği yerden böyle keyif alan, işte sadece basalım gidelim değil de güzel bir alan gördün, dur orada bir çay kahve iç, bir mola ver, bir muhabbet et, farklı yerleri gör. Öyle insanlarla da seyahat etmeyi çok seviyorum. Dolayısıyla kendimi sana seyahat edecekken yamamak istiyorum. Bilmiyorum bu konuda ne düşünüyorsun? Mavi misin, yamak mı? Hangisi? Ulak. Ulak neydi? Ulak neydi? Ulak bir şey bir yerden bir yere götüren. Ha işte ben o hepsiyim. Ulak yamak muavin. Fakat şimdi hani muavinim falan dedin de ben tabii nasıl olsa sizi de alacağım.
Emel güzel çörekler yapmıştır, meyveler hazırlamıştır, kopilotluk yapar falan hevesle geldim. Ama sen dedin ki araba yolculuğumuz bir saat sürecek. Fark etmez, bir saatte bir şey yenmez diye bir kural mı? Ben de şöyleyimdir. Bak arabada yiyecek içecek sevmiyorum şunu açıkçası. Muavinlik yaparım isteyene veririm ama ben mesela kendim çok tüketmem, sevmiyorum. Ben de işte böyle gördüğümüz bir yerde durup bir şeyler atıştırıp yola devam etmeyi sevenlerdenim. Ama börek çörek işi yok bende. Ha bana deseydin ki zeytinyağlı yap, meze yap falan hani. Ama bana hamur işi demeyeceksin. Ben o hamurla bir türlü barışamadım. Fark etmez, yiyecek bilmiyorum. Bir şey. Çok utandım şimdi. Peki hiç televizyon programına çıktın mı? Düşünmem lazım. Düşünüyorum. Hayır. Sen? En son Müge Anlı'da görmüşler seni. Ay tabii. Müge Anlı biraz ağır kaçar da Esra Erol'da. Dolandırıldım falan diye mi? Aldattılar beni. Değil mi? Paramı alıp kaçtılar mı? Çıkmadım sen. Bir tanesine ben bazen hani eskiden siyaset meydanı falan gibi şeyler olurdu bir konuyu konuşmak için böyle türbün gibi de. Ha evet evet seyircilerden. Seyirciler de olurdu. İş hayatıyla ilgili bir şeydi. Ankara'nın yerel bir kanalıydı. Beni de çağırmışlardı. Ben de oraya gittim. Bir soru sormuştum sadece hani. Sorusu olan var mı? Çıkayım hani ekran, evet. Ekranda kendimi göstereyim diye. Merhaba anne diye çıkarlar ya böyle insanlarla. Onun gibi sadece o oldu ama böyle başta başına bir programa çıkmadım. Evet ben de bakalım nasıl olacak heyecanlıyım. Ben biraz şeyden tırsıyorum açıkçası böyle hani çok rahatız ya biz dışa evet. Dönükler olarak böyle çok rahat olup orada da böyle hani kameraların karşısında böyle çok rahat olup saçmalamaktan korkuyorum daha doğrusu. Elimi ayağımı hani nereye koyacağım kasılmam umarım ya da böyle kalıp gibi oturuyormuşum mesela. Benim öyle bir çekincem var ama bakalım ne olacak ya. Ya stüdyo şefine rica edelim ayağımıza birer ip bağlasın. Biz biraz saçmaladıkça oradan çeksin. Bir de pano kaldırsın. Evet. Pano mu denir denir işte onlardan kaldırsın. Yani bilmiyorum bakın güzel olacağını inanıyorum ben. Dilek Hanım'a tekrar buradan Dilek Eroğlu teşekkür ediyoruz. Bize böyle güzel bir şeye vesile olduğu için. Heyecanlıyım tabii ki. Heyecan olması olmaz zaten biliyorsun. Birazcık heyecan olacak yapacağın şeylerde. Aslında rutine binen ya da sık sık yaptığın her şey için bile heyecan önemli. Evet. Sen şimdi eğitimler veriyorsun diyelim ki ben de koçluklar yapıyorum. Evet. Böyle gayet laubali, rahat, geniş bir şekilde biz bunu kaçınca yaptık demek doğru değil. Değil. Değil çünkü o zaman çok rahat oluyorsun ve hakikaten işini yapman gerektiğinden daha az, nasıl söyleyeyim, tutku ve özenle yapıyorsun. Çok rahat olduğun zaman. Dolayısıyla evet heyecan çok önemli. Çok tersini herhalde söyleyecektim. Çok rahat olduğun zaman tutkuyla ben şunu demek istiyorum hani ufak da olsa bir heyecan ve işi düzgün yapma endişesi içindeki bir kıpırtı olmak durumunda. Evet. Ben rahatlığı olursa olur olmazsa olmaz anlamında söyledim. Ha, ben de onu demek istedim ama ne dedim ben acaba? Sen dedin ki rahat olursa iyi olur. Ha öyle mi dedim? Dur. Sanki arabayı ben kullanıyorum. Bende de böyle bir şey var. O yüzden ben gittim bir ara herhalde. Sen yola bakmak zorunda değilsin. Ben yola bakıyorum. Valla sanki ben kullanıyorum arabayı. Tamam Zeki'ye katılıyorum. Konuyu kapatayım. Kafam benim dağıldı tabii. Haliyle hani ilk kez belki de ilk kez yolda kayıt yapıyoruz. Dikkatimiz dağılıyor olabilir ama. Evet. Yine de bence gayet keyifli bir sohbet şeklinde ilerliyor. Evet. Ben bazen hani espriler yapıyorum diyelim ki geyik olsun diye. Yarım huzur espriler yapıyorum. Evet. Bunlar acaba dinleyenleri rahatsız ediyor mudur? Bir de yaş aralığı da çok geniş ya. 12-13 de var, 60 da var. Bu sabah öyle bir şey aklıma geldi. Hani şeydeki bile yani o plajda mı yapacağız? Dur ama yapamam dikkatim dağılır. Şimdi böyle bir şey söylemeli miyim, söylememeli miyim? Senin fikrin ne? Bence şimdi podcast'imizin adı Organik Beyinler olduğu için bizim her zamanki düşüncemiz ve prensibimiz biliyorsun olduğumuz gibi doğal içimizden ne geliyorsa onu paylaşmak aslında. Hı hı. Dolayısıyla hani çok da böyle müstehcen şeylerde konuşmadığımız için esprilerimiz evet kendi aramızda belki zaman zaman yapabiliriz arkadaşlarımızla ama ben hiçbir sakınca görmüyorum. Ama sen diyorsan ki ya ben çok rahatsız oldum bu beni hani problem olacak işte yaş aralığından dolayı.
bilemedim. Ben çok memnunum. Benlik bir sıkıntı yok tabii. Benlik de yok. Evet. Ben o yüzden, hani vanayı biraz daha açarım gerekirse de ama yapmayayım diye zaten. Yok yani bence hiçbir sıkıntı yok. Dozundaysa problem dozunda, yok. Dozunda hayır. Ben zaten öyle bir şey olsa biliyorsun birbirimizi uyarıyoruz da. Evet, evet. Ya bunu böyle yapmasaydık veya bunu şöyle yapmayalım diye. Dolayısıyla bence hiçbir sıkıntı yok. Tam baştan hani ilk programda sanıyorum zaten bir prensiplerini belirlemiştik. Evet. Şunları konuşmayacağız, şöyle yapacağız diye. Ve sanırım aslında bizim podcast'in böyle bir sadık dinleyicisinin olmasının sebebi de biz pozitife odaklanıyoruz. Doğru. Kişilerin kendi sorumluluklarını almalarına odaklanıyoruz. Evet, hani farkındalığa odaklanıyoruz. Evet, şikayet etme gereğini yap diyoruz. Evet. Kendini geliştir diyoruz. Evet, evet. Gibi. Ve bunu da yargılamadan, aşağılamadan hani siz ne saçma insanlarsınız, niye kendine bakmıyorsun gibi hani sen dili yerine ben dilini hep kullanmaya çalışıyoruz. Evet, evet. O sebeple belki de başka diyaloglardan ayrılmış olabilir. Bu da çok hoşuma gidiyor ve bunu da zaten bilinçli olarak yaptığımız için. Evet. Çok doğal bence bu. Doğal bir akışa neden oluyor. Ve dozum da çok güzel. Dinleyici olarak söylüyorum. Teşekkür ederim. Evet, bence de bir problem yok. O yüzden hiç sıkıntı yok. Ben de zaman zaman belki hani alınanlar olmuştu işte böyle işte bayan kelimesini kullandım diye bir yorum gelmişti. Onu evet, paylaşmıştık doğru. Galiba. Doğru. Yani olabiliyor böyle şeyler. Sonuçta çok gülüyorsunuz diye ilk zamanlar gelmişti. Çok gülüyorsunuz evet ilk zamanlar. Bir türlü konuya giremiyorsunuz diye gelmişti. Ama ne oluyor? Hani şikayet eden, bizi beğenmeyen dinlemek zorunda değil. Evet. O yüzden de ben bir problem olduğunu düşünmüyorum. Nasıl rahat hissediyorsak içimizden geldiği gibi gayet doğal ve organik bir şekilde ilerliyoruz. İçinden öyle bir espri yapmak geliyorsa yaparsa zaten sınırlarımızı, çizgilerimizi bilen insanlar olduğumuz için istemeyen dinlemez, isteyen dinlemeye devam edebilir. Ve zaten hani tüm kelimelere hatta işte Türkçe kullanalım diye özenim gösteriyoruz. Evet, özen gösteriyoruz. Bir de argo kelimelerin hiçbirisini de kullanmıyoruz. Kullanmışsak da araya ben cırcır böceği ekliyorum. Evet, 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 evet. Onda bir problem olacağını ben düşünmüyorum. Valla seninle hakikaten yolculuk yapmak keyifli. Gerçi yol dümdüz hiç. Bir yerde de durmadın. Bir mola mı versek? Ne yapsak acaba? Hayır. Ha, direksiyon bende. Direksiyon vites, sen. Gaz, fren bende. Ben istersen vitese uzanabiliyorum biraz. O yüzden biraz dikkatli ol. Hakikaten keyifli. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Böyle bir şey de birlikte yola çıktığımız için de yolculuğumuz aslında bizim podcast de bir yolculuk. O da bir yolculuk. O da bir yolculuk. Hayat bir yolculuk ya. Hayat. Oradan gaz ve toz bulutuna ilerleriz belki evet. Ama hayat evet. Da bir yolculuk. Evet. Ve bir şeye dönüşme, bir gelişme. Hiçbir şey yerinde saymıyor ki. Saymıyor. Her şey devam ediyor. Bak az önce neredeydik, şimdi neredeyiz. Şimdi neredeyiz. Kuş misali. Kuş misali, aynen öyleyiz. Evet. Anlattım mı bilmiyorum. Miskinler tekkesi varmış. Hani miskin içinde oturanlar. Acaba gözüne bir şey mi kaçtı bu arada? Evet. Kenara çekelim mi? Yok, sorun değil. Acaba kim daha tembel, kim daha miskin bunu merak etmişler. Evet. Çatıyı yakmışlar. Peki. Şimdi ateşler düşmeye başlıyor. Hı hı. Bir tanesinin üzerine düşmeye başlayınca hafifçe şöyle yan tarafa kıpırdamış. Evet. Vay be demiş. İnsan kuş misali. Neredeydim, nereye geldim? Yandaki ona dönmüş, bakmış. Ya bunu söylemeye bile üşenmiyorsun demiş. Çok iyiymiş ya. Birinci o seçildi herhalde. Ay, çok iyiymiş. Onun gibi bizde kuş misali. Kuş misali. Zaman da geçiyor. Her şey zaman akıp geçiyor. Her şey bir süreç. Hep söylüyoruz. Her biten iyi de olsa bitecek o süreç. Kötü de olsa bitecek o süreç. Ama her bittiğinde yeni bir sürece başlıyorsun. Yeni bir yolculuğa başlıyorsun. Bitti diye üzülmemek gerek. Çok evet. Fazla yapacak bir şey yok. Çünkü hayat hakikaten akıyor gidiyor elimizden. Kaçıyor. Önemli olan işte farkına varıp tadını çıkartmak. Sevdiğin insanlarla bolca vakit geçirmek. Çok önemli. Evet. O Maslow'un meşhur hani ihtiyaçlar piramidinde. Piramidi evet. Oradaki önemli hakikaten. Belli şeyleri sağladıktan sonra artık
benim faydam ne olur'a dönmek gerekiyor. Doğru. Bu herkes için geçerli. Evet. Belki ne bileyim bir ayakkabıcı o mesleği birisine aktarmak şeklinde olabilir. Hı-hı. Bir konuda ne bileyim kitap yazmak, çeviri yapmak olabilir. Evet. Ya da bildiğim bir şeyi yine sözel olarak ya en yakın çevrene aktarmak da olabilir. Hı-hı. Ya bir iz bırakmak. Evet. Tam bir iz bırakmak. İz bırakmak işte bildiğini paylaşmak, bilgiyi paylaşmak. Birilerine yardımcı olmak bile hani bir derdini çözmek açısından olabilir. Hı-hı. Kulak vermek, dinlemek, hani omzunu uzatmak. Hı-hı. Bunların hepsi çok güzel şeyler. Öyle de olması gerektiğini düşünüyorum. Dünya böyle dönüyor çünkü. Evet. Yoksa herkes kendi faydasını, kendi bilgisini, her şeyini kendisine sakladığı zaman, hiç kimseye faydan dokunmadığı zaman ot gibi yaşar gidersin. Yani okullar var işte bunun için. Eğitim, bilgi aktarılıyor, şey yapılıyor. Yani ve güzel bir şey. İcatlar da her seferinde yeniden icat edilmek zorunda kalırdı. Evet, aynen o şekilde olurdu. Doğru, doğru. Dolayısıyla güzel hayat devam ediyor. Evet. Böyle böyle Polat diye geldik. Bence böyle bu bölümün de sonuna geldik. Evet. Nasıldı sence? Bence çok güzeldi, çok keyifli. Polatlı'ya yalnız... Biz artık stüdyoda yapamayacağız bundan sonra. Galiba biz hep yolculuk yaparak. Şimdi Adana yollarındayız falan. Yok ya, seyahat etmek güzel bir şey. Araçla seyahat etmek çok daha, öbürleri de ben severim ama araç çok daha başka. Çünkü daha özgürsün, istediğin evet. yerde durabiliyorsun. Doğru. Evet Zeki, çok da teşekkür ediyorum. Eline koluna sağlık senin de hakikaten. Yoracağız seni biraz ama artık yapacak bir şey yok. Böyle. Ne yapalım? Böyle. Olsun. Bu da bir fayda. Evet, çok teşekkür ediyorum. Tekrar bu arada dinleyicilerimize de bizi dinledikleri ve vakit ayırdıkları için tekrar teşekkür ediyorum. Ediyoruz. Bizlere Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Mesaj atın, paylaşın, hikayenizde paylaşın, sevdiklerinize söyleyin lütfen. Bize bir faydanız dokunsun. Ne faydası dokunacaksa. Konu, yorum, teşekkür, tabii takdir, her şey, eleştiri, her şeyi açığız biz. Instagram @organikbeyinlerpodcast hesabımız. E-posta atmak isterseniz yani Emel'e inat, bana e-posta atmak isterseniz organikbeyinlerpodcast@gmail.com. Sanıyorum Kanal 26'da yapacağımız kaydın video linkini de Instagram'a atacağım. Yayınlandığında Salı günü girecekmiş şeye, gösterime ekleyeceksin. Oradan da isterseniz izleyebilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.